Arkadaşlar merhaba. Bugün yepyeni bir araba incelemesiyle karşınızdayız. Bugün çok konuşulan, çok beğenilen ama bir o kadar da piyasası az olan Chevrolet Cruze'u inceleyeceğiz. Şu yakışıklılığa bakın ya. Araba baştan aşağı yakışıklılık abidesi. Sunroof'u var burada. Şimdi birazdan arabaya yorumlarımıza yapmadan önce şu iç dizayndan bir gösterelim size. Ön göğüs. Üstten sunroof'u var. Orijinal hepsi. Koltuk. Torpido gözü. Direksiyonu falan da ayrı bir güzel oluyor bu arabanın. Bu Cruze şey yazıları orijinalinde var mı, sen mi ektin? Orijinalinde yok. Onları sonradan ekledin. Ya bu arabanın aksesuar parçası da çok. Çünkü bu arabayı sırf aksesuar için alanlar da oluyor. Arka koltuk. Bir bakalım diz boyu nasıl. Arka koltuk diz boyu yeterince iyi. En az şöyle bir 7-8 santim daha var. Ben 1.80 boyundayım. Tavan boyunda da bir 10 santime yakın var galiba. Boy olarak da iyi. Burada arka kol dayama, ön kol dayama. İkisi de orijinal benim bildiğim kadarıyla. Orijinal değil mi? Burada bardak koymalık. Bu araba açık ara fiyatının aralığının en lüks aracı. Arka bagajı açabilir miyiz? Tabii ki. Buradan şeyle mi açılıyor? Yine kumandayla açılıyor. Kumandayla açılıyor. Arka bagajı litresi... 410 litre. 410 litre simit tüp an, var. Yok şu an normal 50 litrelik tüpümüz olduğu için biraz bagajdan tasarruf etmek durumunda kaldık. 50 litre tüp. Evet, aynen. Şu an en büyük tüpümüz bu. Bende 20 litrelik var. Fakat tüp değişiminde, kazan değişiminde simit tüpe geçeceğim. Çünkü bagajda çok büyük bir kayıp sağlıyor bana. Evet. Çok sıkıntı yaratıyor. Tabii. O sağlar 50 litre çok büyük ama o yakıt uzun yolda da çok işine evet, yarar. Öyle. Şimdi buraya da ön tarafta da aynı şeyi var. Çeki demiri yerlerini bile bir şekilde gizlemişler aracın. Jantların arkadaşımız siyah boyamış. Bence çok yakışmış. Gayet iyi olmuş. Disklerini kırmızıya boyatmış. Bekarlığını belli ediyor her yerde. Bir de ön kaputu açabilir miyiz? Araba baştan aşağı güzellik, yakışıklılık ya. Benden yakışıklı kesin, orası kesin de. Yine Ecotec motor. Opel Ecotec motor. Opel'in motoru diyorsunuz. Motor 1.6 atmosferik 124 beygirlik motorumuz var. Bunların bir de 113 beygirlik modelleri var. Evet, bu 124 beygirlik olan modeli bu arada. Piyasada en çok bulunan iki model. 124 ve 134. 124 ve 113'lükler. Ama 124'lüğü kesinlikle evet, öneriyoruz. Çünkü 113'ler kasaya ağır geliyor. Aslında motor kötü değil. Bu 113'lükler dedik ki de. Ama kasası çok dolu bir araba olduğu için hafiften ağır evet, geliyor. O da yakıt etkili. Kasa iki arabanın da aynı. Onun beygir 113, bunun beygir 124. O da ister istemez evet, bir yavaşlığa, hantallığa sebep oluyor. Ya yazılımla bu sorun çözdüklerini söylüyorlar. Yani teknoloji her şeye kadar. Şu ön ızgara falan çok ayrı bir güzel ya. Mal peteği tipinde ızgara. Aynen. Bunların 2013 modellerinde şerit şeklinde ızgaralı olan modelleri var. 2013 model. Bu evet, kaç model? 2012 model. 2010. LT Plus sunroof evet, orijinalinde var. Manuel, zaten onların manuelleri galiba otomatiklerinden biraz daha çok mu tutuluyordu? Yani o tartışılan bir konu. Gruplarda konuştuğumuz kadarıyla otomatiklerinde ben korktum, bilerek almadım. Bir sıkıntı çıkar diye, ama gruplarda konuştuğumuz kadarıyla hiç şanzımanda sıkıntı çıkıyor diyen olmadı. Çevresel sorunlar oluyor genel olarak. Şanzımanda hiçbir sorun var diyene karşılaşmadım daha şimdiye kadar otomatiğimle. Ama ben şimdiye kadar Türkiye'de daha Cruze'un karizmasını, tipini kötüleyen bir insan görmedim. Evet. Yani arabayı çok güzel tasarlamışlar. Ya şu an şu araba 2019 model şu kasayla çıksa hani kimse ulan günümüzün arabası değil demez. Demez. Çok rahat bir şekilde satılır. Ama işte bizim insanımızın bir sıkıntısı var. Tabii. Yerme sıkıntısı. Haç işareti bilmem aynen, ne bahanesiyle. Aldığın araba sanki farklı bir ülkenin yani. Bazı ustalar bana öyle dedi. Üzerinde haç işareti olan arabadan hayır mı gelir dedi. Sanki bizim şu an yerli arabamız var, biz almıyoruz gibi yani, mantığıyla bakıyorlar. Hayır, aldıkları araba da aynı. Mesela yani, Alman malı diyelim, örnek veriyorum. Hepsi Almanya'dan geliyor. Bir de sürüş testine çıkalım. Tabii ki. Kamerayı istersen sen teslim al. Hatta arkadaşlar şimdi aracın içindeyiz.
Şimdi dışındayken bahsetmeyi unuttuğumuz ön kol dayamanın içinde AUX ve USB girişi var. Bu her pakette yokmuş galiba. Evet, sadece Plus paketlerinde mevcut USB girişi. Diğer normal paketlerde sadece AUX giriş var. Tüm paketlerinin Plus'larında USB girişi mevcut. Şurası deri kaplama galiba. Evet, burası deri kaplama. Aynen, üst kısmı deri. Yine hareketli bir kol desteği. Bu şekilde hareket edebiliyor. Ben bunu arabaya aldıktan 5-6 ay sonra keşfedebildim. Ama yani hiçbir şeyi boş geçmemişler ya bu kuruzlarda. Evet. Yine bu gösterge ekranı düz paketlerde tek şerit, yarım. Plus paketlerinde çift şeride çıkıyor. O şekilde bir farklılıkları var. Plus'larla normallerin. Tamam. Şimdi kadran selamlamayı açtın mı sen? Evet, bunlar da bu kadran selamlama aktif. Şimdi arkadaşlar çalışmaya bakalım. Göğüs ışıklandırması vesaire çok iyi. Evet. Şöyle. Bunlarda normalde tek marş olayı var. Bas bırak yapıyorsunuz marşta. Araba çalışana kadar basmanıza gerek yok. Bas bırak yaptığınız zaman da otomatik alıyor direkt. Öyle bir tek marş sistemi uygulanmış. Kemer alarmı var bu arada. Evet. Şimdi şeylerde. Yani sıradan 20'yi geçtikten sonra aktif oluyor kemer ötmesi. Şu an zaten burada kemerin takılmadığı aktif olarak gözüküyor. İkinci yolcu çıkarttı diyor. İkinci yolcu çıkarttı diyor. Gözüküyor. Yani bu yanan sarı ışık airbag ışığı. Airbaglerin şu an aktif olduğunu gösteriyor. Airbagleri kapatabiliyorsunuz isterseniz. Yine bu bölgede airbag var. Araçta 8 airbag bulunuyor. Airbagleri kapının kenarındaki anahtar kısmından anahtarla kapatabiliyorsunuz. Tabii bunu tavsiye etmiyoruz hiç kimseye. Tabii. Sonuçta şu hayat kurtarmak için var. El freni ve vitesin şekli, göğüs ve direksiyon hepsi tamamı böyle süper sport bir aracı andırıyor yani çok rahat bir şekilde. Arabanın şimdi ilk sürüşüne başlıyoruz. Şimdi bir de şurada bir gözümüz var bu arada. Yine burada bir ufak tefek kablo vesaire koymak için. Kağıt, evrak vesaire genelde ben iş yeri kartını koyuyorum. Ön göğsü oldukça geniş. Dediğim gibi direksiyonu falan da vitesi falan tuttuğunuz zaman araç size gerçekten bir hani lüks aracı hissiyatını veriyor demeyeceğim. Zaten bu araç bir lüks araç. Hani şimdi benim bildiğim kadarıyla bu araç kaç model? 2012 model. 12 model. 2012 model 8 airbagli işte bu özellikleri taşıyan bir aracın fiyatına kadar 70-80 bin liranın üzerinde evet, şu anda çok o rahat şekilde. Değil mi? Yani 70-80 bin liralık bir araç sınıfında en kötü ihtimalle o da. Mesela bunun dengi Opel Astra var ki Astra'ları da ben biliyorum. Hı-hı. Astra J kasa değil mi? Evet. J kasa bu kadar dolu mu ya? J hani kasa evet bazı eksik özellikleri var bunlara karşın. Onu seven de farklı tabii. Tabii. Onlar da kötülemek seni tabii ki kötülemek olmaz ama yani ben kendim aracımı şahsen kötülemiyoruz tabii ki evet. Ama şimdi mevzu şu. Şimdi Astra J kasa 70-80 bin lira. Tabii ki fiyat bandı olarak karşılaştırdım o zaman da. Onunla aynı araba yani. Evet. Aynı araba hani şey değil yani. Aynı araba. Motoru da aynı. İçteki birçok özelliği de aynı. Hı-hı. Ki onda 8 airbag yok diyebiliyorum ben ya. Çoğu kasasında yok. Bunların da paket olarak değişiyor. 6 ve 8 olarak değişiyor. Bu fullleri, fullük olay var işte. LS'ler daha düşük model olarak bunlardan. LT'ler 2012, LS'ler 2011, 2010 modelleri var. Ondan dolayı bunlar 8 airbag var. Yine görmüş olduğunuz gibi dirseklerde airbag yazısı var. Göğüste airbag yazısı var. Emniyet kemerleri aynı zamanda her zaman ve birçok araçta yeni modelli arabalarda emniyet kemeridir. Ve emniyet kemerleri her zaman bir airbag'tir. Patlayabilir. Kaza anında emniyet kemeri kendini açar ve korumaya alır. Öyle mi? Tabii ki emniyet kemerleri her zaman airbag'tir. Bunun. Yeni modelli arabalarda bu şekildedir. Allah Allah çok iyiymiş. Ve emniyet kemerlerine de airbag olduğu için dikkat edin arkadaşlar araç alacak kişiler. Direnç bağlayıp emniyet kemerini kandırıyorlar. Airbag'lerini kandırıyorlar. Bu şekilde sıkıntılar da yaşanıyor. Şimdi şey soracağım. Bu arabanın hız sabitçisi var benim bildiğim evet, kadarıyla. Evet, cruise control. Başka ne gibi özellikler? Koldan direksiyonumuz var, kumandamız koldan, var. Aynen kumandamız var. Aktif olarak kullanabiliyoruz. Cruise control 40'ı geçtikten sonra aktif oluyor. Far ayarlarımız var. Evet, yine bu göstergedeki ışıkların gece karanlığında uzun yola gittiğiniz zaman gözünüzün yorulmaması için ışıkların düşürüp arttırılma ayarı var. Far ayarı, far sensörü, karanlık havalarda otomatik far sensörü, yağmur sensörü bunların hepsi dahil bu araç içerisinde. CD girişimiz var. Evet, CD girişi. Zaten USB girişi olduğu için artık günümüzde pek CD kullanılmıyor.
Aynen öyle. Öyle bir sıkıntımız oluyor. Sunroof'u gayet iyi. Sunroof tuşları vesaire. Evet, sunroof'umuz çift hareketli. Çift İsterseniz hareketli. Geriye kalkıyor, isterseniz tamamen açılıyor. Yine burada aydınlatmalarımız mevcut. Ön kısımlar normal sarı. Arka kısımdaki aydınlatmamız LED aydınlatma. Bu şekilde göstereyim. LED aydınlatma. Evet. Orijinalinde mi var o? Evet, orijinalinde olan bir kısım. Çok iyi. Sunroof'umuz dediğim gibi normal bu bölüm manuel. Fakat sunroof'u tamamen açtığımız zaman da burası otomatik olarak sunroof'la beraber açılıyor. Çok iyi ya. Yine rüzgar engelleme var burada. Farkında belli ediyor zaten. Tabii gerçekten rüzgar sesi var şu an. Evet. Ben anlatayım. Yani şu an gerçekten hiç abartmadan söylüyorum. Yani şu an lüks bir araca bindim diyorum yani. Çok güzel bir hissiyatı var. Dolu dolu. Benim şimdi yorumlarıma geçersek, ben bu arabayı ilk defa kullanan, yani bir kere çok kısa süreli kullandım, yalan olmasın. Ama böyle test etmek amacıyla ilk defa sürüyorum. Bu aracın şimdi süspansiyonları, yolu, sesini alması, şu an mesela asfalt sesini kesinlikle duymuyorum yani. Sıfır demiyorum ama bir normal araca göre asfalt sesi yok denecek kadar az. Müzik çalmadığı halde, şimdi bu bir araçta müzik çalarsanız zaten o sesi hiç duymazsınız. Şu an araçta müzik çalmıyor. Ona rağmen asfalt sesi yok. Süspansiyonlar, koltuk konforu, rahat arka şey bel destek falan vardır herhalde. Bunun. Evet tabi. Arka bel destek. Şoför koltuğu 3 hareketli. 3 hareketli. Evet, 3 hareketli. Çok iyi. Yani hızlanması vesaire çok iyi. Yani süper değil. Kesinlikle bir dizel otomatik araba performansını beklemeyin. Ama ya da turbolu bir araç performansı. Turbolu araç performansını beklemeyin. Onu söylemek abartı olur. Ama şunu söyleyeyim, çok rahat bir şekilde sizi sıkıntıya sokmaz. Zaten araç 124 beygir bir araç. Yakıtı nasıl? Kardeşim, yakıt ortalama zorlamadın zaman. Seni biliyorum ben, sen biraz deli sürüyorsun. Ben biraz hızlı kullanıyorum aracı. Ondan dolayı uzun yolda 30 kuruş, 31 kuruş civarında yakıyor. Şu anki evet, parametrelere göre. Tabii radarlara, hız sınırına artık uyuyoruz. Biraz önceden çok aşıyordum hız sınırını. Radarlara artık uyuyoruz. Malum cezalar görüyoruz. Cezalar yedikçe insan sıkıntı yaşıyor. Evet, ondan dolayı evet, radar uyduğumuzdan dolayı radarlara 120 hız sabitleyici açıyoruz. Evet. Hız sabitleyicimiz olduğu için de 120'de hız sabitleyici açıyorum. Sabit bir şekilde gidiyorum. Biliyorsunuz bu arabaların 110 hız sınırı artı %10'da bir hata payımız oluyor. Yani hız sınırı 121'e çıkıyor. 122'ye geldiğiniz an radara düşmüş oluyorsunuz. Evet. Şimdi arabanın birinci vitesi ve üçüncü vites bandı mı kuvveti yoksa 2, 4 vesaire, hani bu arabalarda değişkenlik gösteriyor genelde. Bu arabalarda genelde 1-3 ağırlıklı olarak. Çünkü ilk hızlandığım vitesler benim onlar. Ve bu arabanın arkadaşlar bu arabalara hantal şekliyle bakıyor ama bu arabanın araba 110'a çıktı bile yani, küçük gazı köklemiyor. Yani bu arabanın bir hızlanma olayı var. Tork hızlanmayı sağlayan şeydir. Torku bu araba 2500-3000 devirden sonra sağlıyor, gerçekleştiriyor. Ondan dolayı bu arabayı 2000 devirde, 2500 devirde kullanırsanız gerekli verim alamazsınız. Bu arabayı 3000 devirden ve üstünde kullanacaksınız ki gerekli hızlanmayı alabilirsiniz. Bu arabanın öyle bir durumu var. Aynen öyle. Bir de arkadaşlar, şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Siz bir arabayı alsanız da otoban dışında 180, 190, 200'leri kesinlikle göremiyorsunuz ki onda da zaten yasak. Onda evet, da görmemeniz gerekiyor. Yani siz bir araçtan ne bekleyebilirsiniz ki? Arabanın yakıtı düzgün kullandığınız sürece çok iyi. Konforu son derece iyi. Elektronik aksam falan aşırı arıza yapıyor mu? Hiç, daha ben alalı bir sene oldu. Elektronik aksamda hiçbir sıkıntı yaşamadım. İleride yaşanabilir. Şimdi hani evet, biz bunun garantisi vermiyoruz. Kaide yok. Çünkü elektronik aksamı olan bütün araçlar kesinlikle elektronik aksamı uzun senelerde evet, arıza verir. Bu kullanıma bağlı olarak değişiyor. Tabii ne kadar çok yük varsa bir arabada elektronik arızada o kadar çok olur. Yani kullanıcının da aracı hor kullanmasıyla ya da kendi kıymet vererek kullanmasıyla da çok fark ediyor. Bakımını yapmasıyla. Tabii ki. Yani bu araca bakımını yaptığın sürece herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Tabii bazı kontrol yazıyor şurada. Bu ne? Orası ayna. Ayna ayarları. Ayna kontrol. Aynen. Elektronik ayna ayarlar var yine. Dijital klimamız mevcut.
Bunların klima da mı dijital? Tabii ki manuel klima olanlar da var. Şu bu aracımız dijital klima. Kapı kilitleme açma düğmelerimiz burada mevcut. İsterseniz bunlara ek aparat takarak bunları bagaj açma düğmesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Öyle mi? Tabii bunlarda cam modülleri var. Cam modülünü taktığınız zaman da kumandadan tüm camları açma, tüm camları kapatma ya da aracın tüm camlarını açık bıraktınız, gidiyorsunuz. Kilitlediğiniz zaman da tüm camları otomatik kapatıyor. O işlevleri var. Tabii bunlara cam modülü takmanız gerekiyor. Aracın orijinalinde bulunan bir özellik değil. Cam modülü de 40 lira gibi bir ücreti var. Ucuz bir şey. Onu taktığınız zaman da bu kapı açma düğmeleriyle bagajı da açabiliyorsunuz. 3 defa bastığınız zaman da bagaj da açılıyor. Dijital klimamız var. Klima ayarını dijital olarak buradan yapabiliyorsunuz. Çünkü modlarını değiştirebiliyorsunuz. Otomatik modu var. Aracın beyninden otomatik modunu ayarladığınız zaman da istediğiniz şekilde klimayı açıyor. Otomatik modu bende şu an 3 kademede ayarlı. Duruma göre de kendisi değiştiriyor. Havanın sıcaklığına, soğukluğuna göre fan ayarını vesaire değiştiriyor. Klimayı açıyor, kapatıyor. Kendisi ayarlıyor bunları. İklim klima tabii. Evet. İklim klima, klima kontrolü. Öyle mi? İklim klima da mı var bunda? Yani şöyle söyleyeyim. Kendisi otomatik bir şekilde ayarlıyor durumu. Bu arada, hava sıcaklığına veya soğukluğuna göre. Biraz önce ben ilk yer test ederken bir şeyi kontrol ettim. Arabanın belli bir hızdan sonra şimdi ortalama arabalar 100-110 kilometreden sonra içinde ses almaya başlar. Onu test ettim. Araba yol sesini ya da rüzgar sesini hala 120-130'larda da almıyor. Bilginiz olsun. Yani kasa olarak çok güzel yapılmış. Zaten hani ağır olma sebebi de bundan kaynaklı. Arabanın her yerini doldurmuşlar ya kısacası. Evet. Ben açıkçası çok beğendim. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Bir dahaki arabam yine Cruze olabilir. Yani daha önceden de istiyordum Cruze'u. Ama şu an ayrı bir bakış açım oldu Cruze'lara karşı. Ben çok beğendim arkadaşlar. Yani dediğim gibi alınır mı alınmaz mı sorusuna gelirseniz ben kesinlikle alınır yorumunu yapmak istiyorum. Hiçbir zaman bu fiyatlara bu arabaya binemezsiniz arkadaşlar. Şimdi doğru eğri oturup doğru konuşmak gerekirse. Hele ki bir de 2010 model üzeri. 2012 model 12, evet. Yani 12 model. 2010 üzeri model bir arabayı 50 bin liraya alıyorsanız Clio'yu bile alamazsınız. Tabii yani. Ki. Hani şu an Clio'nun en boş yani arka camlarını elinizle açtığınız modellerini 50 bin liraya alıyorsunuz arkadaşlar. Hani biraz mantık var. Yani o Clio'yu kötülemek istemiyorum ama yani alırken arka camı elinle açacaksan sen o arabayı 50 bin lira niye veriyorsun? Tabii ki. Yani biraz mantık gerekiyor. Yok piyasaymış, yok çabuk satarsın. Çabuk satacağım diye 1 yıl 2 yıl sefillik çekeceksen kendin bilirsin al tabii. Yani şöyle bir durum var. İzmit'te benim bir arkadaşım var. Otomatik Cruze'u var. 2010 model. 95 bin kilometredeydi. Aracını koydu ilana. Bir gün sonra Düzce'de sattı yine aracını. Bir de Cruze, evet. Chevrolet'ler gibi de hani Chevrolet ama Cruze'un ayrı bir hayran kitlesi olduğu için evet. Piyasası biraz daha hızlı. Hani mesela diğer benim Gazetti'nin fiyatı 30 bin lira olma sebebi neden? Çünkü Cruze gibi ayrı bir hayran kitlesi yok. Evet. O arabanın sayfalarını falan girip kontrol ederseniz hani hayranlarıyla dolu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.